Sevgili seyirciler, artık uykularımız da güvende değil. Yapılan son araştırmalara göre rüyalarımızın bir başkası tarafından yönlendirilebilmesi artık mümkün. Her yerde reklam görürken şimdi rüyalarımızda da reklam görecek miyiz? Şimdi konuyu dijital iletişim uzmanı Doçent Doktor Sayın Ali Murat Kırık'la değerlendireceğiz. Ali Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Meltem Hanım, hoş bulduk efendim. İyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkür ederiz. Evet, Dormio adlı uyku izleme cihazını kullanan araştırmacılar uykunun ilk aşamasında bazı bilgileri tekrarlayarak rüyaları belirli temalara yönlendirmeyi başarmış durumda. Yani bu olay nasıl gerçekleşiyor, ne söylersiniz? Şimdi efendim, dediğiniz gibi Dormio isimli bir uyku izleme cihazı bulunuyor. Bu cihaz uyku evrelerini takip edebiliyor. İnsanların, deneklerin parmaklarına efendim takılan bu cihaz uykunun her safhasını doğrudan görüntüleyebilme imkanını araştırmacılara verdi. Araştırmacılar 3 üniversiteden MIT, Harvard ve Montreal üniversitelerinden katılımcı bir şekilde gerçekleştirdiler. Ve bu araştırma esnasında efendim ilk aşamaya geçerken ağaçla ilgili bir şeyler düşünün dendi deneklere ve onlar da uykuya dalmadan önce ve uykunun ilk aşamasında ağaçla ilgili tabii ki kafalarında bir şekilde bu düşünceleri ortaya koymuş oldular. Daha sonra araştırmaya katılan deneklere uykunuzda ne gördünüz dendiğinde kısa bir zaman dilimi içerisinde ağaç kökleriyle ilgili bir şeyler gördüm dendi. Dolayısıyla efendim bu geçmişte hani filmlerde gördüğümüz uykunun içerisinde rüyaların içerisine kişilerin, ürünlerin, markaların girebileceği, rüyaların dediğim gibi belli bir noktaya yönlendirilebileceği ve yönetilebileceği gerçeğini ortaya koymuş oldu. Açıkçası bu hakikaten hem dikkat çekici hem de korkutucu. Zira biliyorsunuz sonuçta siz az önce söylediniz, reklamlar artık hayatımızın her köşesinde. Hemen bu Dijital. noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi Evet. bu reklamlar aracılığıyla peki tüketici davranışları değişebilir mi? O davranışları yönetilebilir hale gelir mi? Ne söylersiniz? Tabii ki Meltem Hanım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben sizin düşüncelerinizi bir şekilde öğrenebilirsem, belli bir ürüne yönelik, belli bir markaya yönelik tutumlarınızı, davranışlarınızı analiz edebilirsem, ister istemez tabii ki size o şekilde bir çalışma araştırma yapılacak ki geçmişte de biliyorsunuz hep bunları sizle yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk. Dijital iletişim mecralarında artık çok rahat bir şekilde yapay zeka algoritmaları bizi takip edebiliyordu. Her ne konuşuyorsak, neden hoşlanıyorsak, neyi tıklıyorsak bize onlarla ilgili reklamlar veriyor. Şimdi Doğru. düşünün. Peki bilinç altına gönderilen bu subliminal mesajlarla rüyalarda nöro pazarlama nasıl gerçekleştirilebilir ki? Yani o ürünün alınması yönünde bir takım beyne komutlar mı gönderilir o rüyalar aracılığıyla? Bu konuya ilişkin ne söylersiniz? Tabii efendim şöyle bir durum var. Artık biz kullanıcı ve tüketici alışkanlıklarını çok rahat analiz edebiliyoruz. Yapay zeka algoritmaları ve dijital iletişim araçları aracılığıyla, akıllı telefonlar aracılığıyla bir kişinin neyi sevdiği, neyi hoşlandığı, neyi beğendiği her şeyi zaten tespit edebilme şansına sahibiz Meltem Hanım. Bundan kaynaklı tüketici alışkanlıklarını zaten bir şekilde yapılan anketlerden tutun, kullanılan uygulamalar, mobil aplikasyonlardan görebiliyoruz. Aynı şekilde arama motorlarında bıraktığımız çerezler bir şekilde zaten bizim tüketicilerin algılarını çok rahat bir şekilde ortaya Doğru. koymamızı sağlıyordu. Biçimlendirmemizi sağlıyor. Şimdi ne oldu Meltem Hanım? Zaten bir şekilde siz insanların davranışlarını, alışkanlıklarını tespit ederseniz reklamlarda kullanacağınız, ürünlerde kullanacağınız renklerden tutun. Efendim buradaki markaların işte kullanacağı biçimler, şekiller, boyutlar bunların hepsi aslında bir şekilde pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkacak. Ve dediğim gibi efendim pazarlama tüketici davranışları doğrudan duygularla ilintili. Bizler aslında bir ürünü bir markaya yönelik ilgimizi arttırırken o hissiyata yönelik duygularımızı da ön plana çıkartmış oluyoruz. Dolayısıyla efendim duygularımız belli bir ürüne yönelik, hatta bırakın belli bir ürünü, belli bir hizmete yönelik, belli bir kişiye yönelik ilgimizi arttırırsa ister istemez o markayı biz belki ilk aşamada almıyoruz Meltem Hanım ama ilerleyen günlerde iki marka arasında, iki ürün arasında ikileme düştüğümüzde o bize bilinçli olarak reklamı yapılan,
bilinçli olarak bilinçaltımıza hükmeden o markayı, o ürünü almış oluyoruz. Dolayısıyla bu da aslında bizim tüketici olarak alışkanlıklarımızı biçimlendirmemizi sağlıyor. Ve ne yazık ki biz bunları bilinçli şekilde yapmıyoruz. Çünkü subliminal mesajlar reklamlar aracılığıyla zaten her noktadaydı. Şimdi nöropazarlamacılar insanların beyninin sinir hücrelerine bir şekilde hitap edebildiğinde, bir şekilde ulaşabildiğinde tabii ki tüketici davranışları da buna göre şekillenecek. Örnek vermek gerekirse Meltem Hanım, biliyorsunuz bu dönemde alışveriş alışkanlıklarımız giderek artmaya başladı. Süpermarketlere girdiğinizde ne yapıyorsunuz? O ürünleri doğrudan en temel ihtiyaçlarınızı alabilmek için en arka raflara gidiyorsunuz. Neden? Temel ihtiyaçınız olan ürünler en arkada yer alıyor. Dolayısıyla siz koskoca bir süpermarketi geçmiş oluyorsunuz. Çocuğunuzla alışverişe gittiğinizde çocuğunuz en alttaki raflara doğrudan elini uzatabiliyor. Çocukların sevdiği ürünler, oyuncaklar, çikolatalar, şekerlemeler hep alta yerleştirilmiştir. Kırmızı ve sarı renklerin çok ciddi anlamda o tüketicinin bilinçaltına doğrudan etki ettiğini görürsünüz ve markette o ürünü gören tüketici ister istemez rüyasında bilinçaltına o ürünü aldığı için doğrudan gece onunla ilgili rüya görür, hatta gördüğü rüyayı bazen unutur ama ertesi sabah gidip o ürünü alır. Bununla ilgili araştırmalar ciddi oranda artmaya başladı Meltem Hanım. O yüzden bilinçaltımızın artık her noktada açık olduğu dijital iletişim araçlarının, internet... Hemen teknolojisi... şunu da soruyorum, sormak istiyorum. Şimdi pazarlamacıların gelecekle ilgili bu öngörüleri nasıl değerlendirmeliyiz? Bir anlamda biraz insanın gözünü de korkutan bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü insanın bilinçaltına etkilemek demek birçok... bir sonraki adımda güvenlik zafiyetini de ortaya çıkarabilir anlamını da taşıyor. Ne söylersiniz bu konuya? Meltem Hanım çok sağ olun. Gerçekten çok hassas bir noktaya değindiniz. Sizi sizden daha iyi tanıyan zaten akıllı telefonlar, mobil iletişim teknolojilerini kullanıyorduk. Bir de dediğiniz gibi nöropazarlamayla ilgili artık tamamen insanların duygularını, düşüncelerini, hissiyatlarını okuyan bu sistemle birlikte insanların algıları çok rahat bir biçimde biçimlendirecek. Biz bunu reklam ve marka ya da ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama kampanyası olarak düşünüyoruz ama sizin de dediğiniz gibi insanların siyasi düşüncelerinin buradan biçimleneceğini, insanların tutum, davranış ve kanaatlerinin de yine aynı yöntem kullanılarak biçimlendirileceğini söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla aslında bu tarz algıların oluşturulması nöropazarlama tekniklerinde sadece ürün ve hizmetlerin değil, ideolojilerin, düşüncelerin de aynı şekilde bir şekilde insanların beynine, bilinçaltına hükmedebilmesini ortaya koyacak. Bu da aslında istemediğiniz, sevmediğiniz ürünlerin, fikirlerin, düşüncelerin zamanla sizin bilinçaltınızın okunarak, zamanla tutum ve davranışlarınızın okunarak, tespit edilerek tabii ki o tutum, davranışların tam tersine bir şekilde bir birey haline gelmenize sebebiyet verecek. Yapay zeka teknolojileri zaten korkutucuydu. Yine TGRT Haber'de yaptığımız yayınlarda Metaverse dediğimiz sanal gerçeklik evreninden de bahsetmiştik. Yani aslında bu bizim yavaş yavaş teknoköle bireyler haline gelmemize sebebiyet verecek ve duygularımızın, düşüncelerimizin, hissiyatlarımızın biçimlendirilerek ne yazık ki Meltem Hanım belli bir yöne, belli bir hedefe yönelik kenetlenmemize sağlayacak ama bu olumlu yönde olabileceği gibi yani bir ne bileyim Meltem Hanım bir kötü alışkanlığı bırakmanız, kumar bağımlılığınızı, sigara bağımlılığınızı, alkol bağımlılığınızı ortadan kaldırmanızı sağlayabilecek ama aynı zamanda da dediğim gibi çok farklı zararlı alışkanlıklara, davranışlara da yönlenmenizi ya da zararlı ürünlere yönlenmenizi sağlayabilir. Tabii gelecekte ne olur bu bilinmez ama sizin dediğiniz gibi artıları eksileri Meltem Hanım bir arada değerlendirmemizin son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Yapmış olduğunuz uyarılar da çok önemli. Bakalım önümüzdeki günlerde bu pazarlama teknolojileri ne noktaya varacak? Yine konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Uyanık olmakta fayda var. Kendi evet. tercihlerimizi belirleyebilmek adına. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Efendim sizin de ağzınıza sağlık. İyi yayınlar, saygılar efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık'la yeni pazarlama teknolojilerini konuştuk. Rüyalarla, rüyalar vasıtası ve bilinçaltıyla yapılan pazarlama tekniklerinden bahsettik. Ne noktada olduğunu, nasıl uygulandığını konuştuk. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Ardından bültenimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.